Netball Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Trabzonspor'da kupa yenilgisi ve kupaya veda gerçekten de büyük bir sıkıntı oluşturdu. Büyük bir sorun yarattı. Çünkü Trabzonspor açıkçası bu yoldan giderek hem Ziraat Türkiye Kupası'nı almak hem Süper Kupa'yı oynama şansı elde etmek, dolayısıyla sezonu iki kupayla kapatmak gibi çok önemli bir hedefe ulaşmak istiyordu. Ancak bu isteğine Ankara Gücü karşısındaki mağlubiyet ulaşmasını engelledi. Böyle söyleyebiliriz. Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı da bizim için değerlidir. Bunu da işaret etmek istiyorum. Şimdi biz tabii ki yeni hoca kim olacak konuştuk. Hep de bunu konuşuyoruz. Aslında biz daha önceki videomuzda Montella ile ilgili sorunların 3 aşağı 5 yukarı çözüldüğünü, çok küçük detaylar kaldığını ve anlaşma noktasının oluştuğunu söylemiştik. Ancak bugün gelinen süreçte işler biraz farklı boyuta gitti. Yani yönetimin şöyle bir düşüncesi vardı: sezon sonuna kadar Orhan Akbiz'i rahatlıkla götürür, sezon sonunda çalışan bir hoca olarak gidip kapısını çalarız ve Montella'nın sözleşmesi bittiği için de transferini gerçekleştiririz diye düşünüyorlardı ki evdeki hesap adeta çarşıya uymadı. Orhan Ak istifa etti. Zaten çok fazla büyük bir beklenti içerisine girmek de bence büyük bir hayal kırıklığı oluşturmaması lazım. Abdullah Avcı'nın başaramadığını, onun ekibinden birisinin başaracağına inanmak ben çok fazla yöneticilik açısından baktığımda tecrübeli bir yaklaşım değil, öyle söyleyebilirim. Abdullah Avcı yapamadı, aynı oyuncularla Orhan Ak yapacak. Bu beklediğimiz bir durum, olumlu bir durum değildi ve nihayet olumsuz bir şekilde de sonuçlandı. Şimdi ne oldu? Montella konusu da sezon sonuna kalmıştı, sezon sonuna kadar gidilecekti. O noktada kapandı ve şimdi yönetim farklı bir boyuta gitmek durumunda, farklı bir teknik adamla anlaşma zemini oluşturdu. Hatta görüşmelerle ilgili gelişmeler olduğu noktasında henüz bir görüşme yok, onu söyleyeyim, bahsedilen şahısla ilgili. Ama iki tarafın düşünceleri neler olduğunu sizlere paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle şuradan başlayalım. Daha önemli bir nokta tabii ki İhsan Derelioğlu. Orada sanki hani neredeyse nöbetçi hoca gibi, daha önce Abdullah Avcı gelmeden önce de bir maça çıkmıştı. Şimdi Kasımpaşa maçında yine İhsan Derelioğlu sahada olacak, takımın başında olacak. Bu da aslında geçen senenin şampiyonu bir takıma, önce Abdullah Avcı, arkasından Orhan Ak, şimdi İhsan Derelioğlu, çok da hoş ve güzel bir görüntü değil, onu özellikle söyleyebiliriz. Ertuğrul Doğan'la işte o teknik direktör arasında bu akşam saatlerinde yapılacak görüşmeden bahsedildi. O görüşme şu anda gerçekleşmiyor ama detaylarını sizlere vereceğim. Bu arada birkaç tane not eklememiz gerekiyor. Trabzonspor Stoke City'ye Badou Ndiaye transferi nedeniyle 100 bin sterlin ödeme, KAS'tan gelen davada ödeme zorunluluğu oluşturdu. Yani özetle 100 bin euro, özür dilerim, 100 bin sterlin ödeyecek Badou Ndiaye için Stoke City'ye. Ayrıca 15 bin dolar da dava mahkemeleri var. Bu da son dakika, çok da sevimli olmayan bir haber. Bu arada Trabzonspor altyapıya yöneleceğini söylemişti. Hem Zeyyat Kafkas, hem Nevzat Kaya, hem Başkan Ertuğrul Doğan. Bu manada Çağan Yılmazer, Engin Poyraz, Efe Yıldırım, Muhammed Mustafa Pınarcı, Rüzgar Esen Bostan ve Oğuzhan Yılmaz'la 2,5 yıllık sözleşmenin imzalandığını söyleyelim. Bu da altyapı yatırımlarının devam edeceği noktasında. Tabii ki Vitor Hugo'nun 1.8 milyon euroya bir kısım alacaklarını da bırakarak gitmiş olması, savunmadaki o geniş ve derinliği de Trabzonspor'un kaybetmesine neden oldu.
Şöyle söyleyelim, Bartra içinde Villarreal'in teklifi var ama bu teklif ne kadar olacak? Çünkü Bartra'da Trabzonspor için yüksek maliyetli oyunculardan bir tanesi. Üstelik de 2025'e kadar sözleşmesi var ama eğer teklif cazipse ki 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Aşağı yukarı imza parasıyla 2,2 milyon euro da para ödeniyor yıllık kendisine. Yani şöyle söyleyelim, bayağı bir maliyetli oyuncu. Eğer cazip bir teklif gelirse Mark Bartra'yı da gönderebilir Trabzonspor. Çünkü bu maliyetlerden kurtulması lazım. Önümüzdeki sene Avrupa'sı da olmayan bir Trabzonspor'dan bahsedeceğiz. Yine devam edelim. Elimizdeki bazı noktalardan bahsedelim. Bakasetas'ın da Trabzonspor'da olan aidiyeti konusunda sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Wolfsburg istiyor oyuncuyu. Biliyorsunuz 11 gol 11 asistle oynuyor ama son haftalarda istenen performansta değil 30 yaşındaki oyuncu. Bir sene daha sözleşmesi var. 7 milyon euro gibi bir rakam kendisi için biçilmiş durumda. Trabzonspor daha önce onu gelen 8 milyon euroluk teklifleri kabul etmemişti. 12 milyon euro satın alma opsiyonu var. İsterseniz alın demişti. Ama şu anda 7 milyon euroluk bir teklif bence Trabzonspor için cazip olacaktır diye düşünüyorum. Bir başka önemli nokta, Marko için son haftalardaki hızı, çalışkanlığı, etkisi Trabzonspor taraftarını bir hayli etkiledi. Onunla beraber yönetimi de bir hayli olumlu etkiledi. Ve Markovic'in alınması konusunda ki onun da 2024'e kadar sözleşmesi var hepimizin bildiği gibi. Markovic'in transferi konusunda kulübüyle bir görüşme kararı alındı. Söylediğim gibi 29 yaşındaki oyuncunun 2024'e kadar sözleşmesi olduğunu da hemen vurgulayalım. Bu sözleşme ne demek? Oraya bonservis ödeyeceksiniz demek. Makul ve mantıklı bir ücret olursa alınması söz konusu olabilir diye düşünelim. Şimdi devam edelim. Dedik ki biz videomuzda Montella ile anlaşma sağlandı ve şimdi rota değişti. Hatta masaya oturma noktasına geldi. Gelişmelerde ne oldu? Perde arkasını size anlatmaya çalışayım. Şöyle, Montella konusunda yönetim kurulu ortak kararla Ertuğrul Doğan'a yetki verdi. Ertuğrul Doğan da biliyorsunuz çalışan bir hocaya teklif götürmenin doğru olmadığını, menajeriyle bir ön görüşme yaptıktan sonra işlerin olumlu yönde seyrettiğini söyleyebiliriz ve biz de bu noktada yeni hocanın Montella olduğunu iletmiştik. Ancak öyle bir gelişme oldu ki Orhan Ak'ın hem Ziraat Türkiye Kupası'ndan Trabzonspor'un elenmesi hem Orhan Ak'ın ayrılması sonrasında bu işin beklemeye tahammülü olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Yani bu noktadan sonra bekleyemeyiz deyince bu kez yönetim işte bir başka isim üzerinde hemfikir oldu. O isim Sergen Yalçın ve Sergen Yalçın'la görüşme, anlaşma zemini konusunda da başkana tam yetki verildi. Başkan Sergen Yalçın'la görüşecek ve o görüşmenin sonrasında da çünkü Sergen Yalçın'ın da bazı istekleri olacak. Onu da söyleyeyim. Sergen Yalçın tarafıyla da görüştük. Onlardan da bilgi aldık. Mesela Fatih Terim ben Galatasaray'dan başka yerde çalışmam diyordu. Acaba dedik Sergen Yalçın'ın da böyle bir kararlılığı olur mu? Onu da öğrendik. Şimdi iki tarafın masaya oturma noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Ha, bu ne zaman olacak derseniz, hani bugün yarın her an olabilir çünkü yetki Ertuğrul Doğan'da. Ertuğrul Doğan'la Sergen Yalçın bir araya gelecek. Şu ana kadar bir araya gelmediler şu videonun yapıldığı saate kadar ama kısa bir süre sonra karşılıklı anlaşabilmek adına yan yana gelecekleri bilgisinin elimizde olduğunu söyleyelim. Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu Sergen Yalçın'a sıcak bakıyor. Zaten bir Karadeniz insanı. Hepinizin bildiği gibi Abdullah Avcı da Rizeliydi. O da Rizeli. Yani Karadeniz insanı olması ve şampiyon bir hoca olması. Artı bunun yanında bir başka önemli nokta da Trabzonspor'un her başarısının arkasında, büyük başarısının arkasında hep yerli hocaların olması açıkçası bizi bu noktada Sergen Yalçın konusuna doğru yönlendiriyor diyebiliriz. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Peki Sergen Yalçın tarafı ne düşünüyor? Onu da hemen anlatayım sizlere. Sergen Yalçın tarafının düşündüğü şu.
O konuda da bir ön görüşme oluşturduk. Sergen Yalçın şartlar uygun olursa bu sene ve özellikle önümüzdeki sene yapılacak olan transferleri de belirleme noktasında eğer o konuda bir iddia oluşabilecekse Sergen Yalçın Trabzonspor'a Sergen Yalçın sıcak bakıyor. Trabzonspor'da zaten Sergen Yalçın ismi üzerinde bir hemfikir oluşturmuş durumda. Çünkü sezon sonunu artık bekleyemeyiz diyorlar. O manada baktığımızda yani iki tarafın artık anlaşmasının an meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki şunu söyleyelim. Biz bu tür konularda hep bir küçük soru işareti bırakıyoruz. Sebebi de şu. Mesela Sergen Yalçın iddialı bir takım isterim, şampiyon olmak isterim diyor. Şimdi Trabzonspor'da şampiyon olmak ister ki her sezon öyle başlar. Ama maddi olarak o iddiayı ortaya koyabilecek bir performans var mı sorusunu da bulmak lazım. Sorusunun yanıtını da bulmak lazım. İşte bu noktada Trabzonspor'la Sergen Yalçın arasında görüşmenin belli bir çizgiye geleceğini düşünüyoruz. Ve ikilinin yani Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın masaya oturduktan sonra açıkçası çok çok küçük problemler çözümlenebilirse, küçük problemlerden kastım işte sezon başı transferi, bugün elde bulunan oyuncuların tasfiyesi gibi sorunlar çözülebilirse Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olabileceğini söyleyebiliriz. Bu arada daha önce gündeme geldiği için yani neden bahsetmediniz diyebilirsiniz. Arada video yapmamıştık. Bernard Mensah'ın da Gana basınına göre Trabzonspor'a doğru yönünü belirlediğini, sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bence o konuda da Sergen Yalçın'ın hayır diyemeyeceği oyunculardan biri olduğunu vurgulayabilirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.